görmezden gelemeyiz demiş. Daha dün enflasyon açıklandı. %61 e, civarında bir eğer inanırsanız TÜİK'in enflasyonu var. Üretici fiyat endeksine bakarsanız oradaki %100'ün üzerinde. E, ENAK e, var biliyorsunuz bağımsız araştırmaların araştırmacıların hazırlamış olduğu enflasyon rakamları. Orada zaten işler acısı bir durum var. Yani e, TÜİK'e inanmayanlar için e, çarşıda pazarda görmüş oldukları doğru bir referans noktası hı hı. orası. Şimdi bu kadar şeyin olduğu bir yerde, bu kadar zammın e, sürekli konuşulduğu, insanların her gün hissettiği, evlere her ay elektrik faturasının, doğalgaz e, faturasının geldiği bir ortamda e, MHP milletvekili bunları görmezden gelemeyiz demiş. Gelen merkezde hayır göreceğiz, e, görmezden geleceğiz. Biz seni e, de görmezden geleceğiz demiş ve tedbirli bir şekilde isimler göndermiş. Aslında e, birkaç gündür özellikle ekonomiyle ilgili AK Parti e, tarafından, Mesela Şamil Tayyar bir tweet attı. Yani daha başka kişilerde, yetkililerde, hatta kendilerine yakın yazarlar da bu konuda yazmaya başladı. Yani bunun buna dikkat çekildi. bir şey olmadı. Aslında MHP biraz daha sert ve katı bu konuda galiba değil mi? E biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan ben önümüzdeki ilk seçimde adayım demedi. Adalet ve Kalkınma <laughs> Partisi bizim adayımız evet, Recep Tayyip Erdoğan'dır demedi. Ama 2023'te seçim olacak o seçime bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ya da sözcüleri. Şimdi e, Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda <laughs> kraldan fazla kralcı bir siyaset izliyor. Ama bu aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi tabanında da bir rahatsızlık yaratıyor. Hı -hı. Çünkü e, büyük ortak kim? E, ittifakı kim yönetiyor? Tartışması gerçek ve sah sahici bir tartışma. Gerçek ve sadece bir tartışma ve aynı zamanda zannediyorum AK Partili vekilleri ve AK Partili çevreleri de çok rahatsız eden bir tartışma. Ne diyorsunuz? Oradan biraz devam edelim. Mesela Ethem Sancak hmm. e, istifa etti. Etmeseydi de zaten belli ki gidiyordu. E, ne oluyor AK Parti'de sizce? Şimdi Etem Sancak e, şu söylenebilir. İşte AK Parti ile ilişki kurmuş. E, bu sayede kendisine savunma sanayi ile ilgili... İhaleler verilmiş. Tank palet Fabrikası'nı hatırlayın. BMC meselesini hatırlayın. Buralar kendisine doğrudan reis tarafından, e, Recep Tayyip Erdoğan tarafından bana e, verildi bunlar. Doğrudan verildi diyen bir kişi Ethem Sancak. Şimdi öyle bir noktada, e, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın olduğu bir noktada birkaç veciz cümle söyledi. Bir tanesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Amerika iktidara getirdi dedi. Daha çok konunun ondan onun dışındaki boyutları tartışıldı. Şimdi Etem Sancak içeriden birisi. Etem Sancak süreçleri bilen birisi. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğunda da kısa pantolonla gezmeyen birisi. Siyasetin içinde olan, okuması olan ve o kesimlerle teması olan birisi. Dolayısıyla açık bir şey söylüyor. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara getirildi. Hatta o seçim Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelsin diye Erken alındı, yapıldı deniyor. Seçimin nasıl erken alındığını, nasıl yapıldığını hatırlat, hatırlamış olalım. Bu arada izleyicilerimiz hatırlamış olsun. Bir diğeri, bizim Rusya'nın yanında durmamız lazım diyor ve onun üzerine giden bazı cümleler söylüyor. Biraz perinçekle Evet, şimdi Doğu Perinçek sahip çıktı zaten bu sözlere. Ve Doğu Perinçek de teyit etti. O da biliyorsunuz ittifakın bir parçası. Kaçıncı parçası, ne kadar küçük parçası onu bilmem ama o da ittifakın bir parçası. Cumhur İttifakı'nın bir parçası. Dolayısıyla o da açık bir şekilde evet Amerika getirdi ama onu kabul etti. Amerika getirdi ama sonradan işler değişti ee, anlamına gelen cümleler kurdu ve Ethem Sancağı sahip çıktı. Şimdi Ethem Sancağı'nın sözleri üzerinden e, çok büyük siyasi analizler yapmak e, bence doğru olmaz. Ama Ethem Sancağı'nın analizlerini konuşmak doğru olur. Bunlar Ethem Sancağı'nın analizleri. E, üniversite öğrencilerinin önünde e, açıklıkla bunları ifade ediyor. Sonra reddediyor. Kayıtlar çıkıyor. Ses kayıtları çıkıyor. Ondan sonra reddedilemez bir hale gelince de Ethem Sancak e, işte kabul ediyor. İçeriden Disprune biri olduğu için mi sözlerinin ciddiye alınmasını? İçeriden birisi olduğu için analizlerinin ciddiye alınması Hı. lazım. E, Adalet ve Kalkınma Partisi ile olan ilişkisinin ötesinde doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'la yakın bir ilişkisi olduğu için e, söylediklerinin ciddiye alınması lazım. Muhtemelen Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin bir çoğunun bilmediği, duymadığı şeyleri bilen birisi olduğu için ciddiye alınması lazım. Yani sarayın etrafındaki dar çemberde olanları, bitenleri bilen, belki oraya dönem dönem girip çıkan birisi olduğu için önemsemek lazım Etem Sancan dediklerini. Bir de şöyle yorumlar var ya, aslında bu trenden inecek daha çok kişi var. Bu trenden inmeye hazırlanan çok kişi var. Buna katılır mısınız? ben ona katılırım ama Etem Sancan trenden inmek için böyle bir konuşma yapmasına ihtiyaç yoktu. Yavaş yavaş kenara doğru çekilebilirdi. Başka yöntemler tercih edebilirdi. Yani kendince bir siyasi e, sorun, kriz yaratıp ondan sonra çekilmeyi düşünmeyebilirdi. çünkü bu çok e, e, onun için kendi bundan sonraki ekonomik e, yatırımları ya da siyasi geleceği için çok makul bir çekilme yöntemi olmaz. Sessiz, sedasız diğer birçok e, çekilmek isteyenler var deniyor. Doğru. O çekilmek isteyenlerin çekildiği gibi çekilebilirdi. Anladım. Peki şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 86 bin belediye çalışanının zan altında bırakıldığı yönündeki açıklamalarına bir yanıt geldi. Ekrem İmamoğlu bir televizyon kanalında bu sabah katıldı ve bu açıklamayı yaptı. Hemen jet hızıyla çok uzun bir açıklama geldi İçişleri Bakanlığı'ndan. Bir önemli kısımlarını diyebileceğim yerleri aldım bir bakalım ona. Gelinen aşamada ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesi'nce birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır. İstihdam edilen kişiler arasında emniyet birimlerimizce suç veya istihbarat kaydı bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur. Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır. İBB Başkanı tarafından müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışıdır. Bu kişiler daha müfettişler çalışmaya başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Diyayder hakkındaki soruşturmada isimleri geçen ve dernekle bağlantılı olarak İBB şirketlerinde işe alındığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldıkları anlaşılan kişilerdir. Şimdi elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bununla ilgili bir açıklaması olacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak yani sabah Ekrem Bey'in ee, açıklamalarına karşın yapılan bu açıklamayı bir değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Şimdi bir kere İçişleri Bakanı ya da İçişleri Bakanlığı bir belediye başkanının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dahi olsa hı hı. E, kendi belediyesinde yürütülen bir soruşturma üzerinden kamuoyu aydınlatma açısından söylemiş olduğu sözleri hı hı. yemeden içmeden muhatap kabul edip ondan sonra dönüp ona bir e, açıklama yapma ihtiyacı duymamalı. Belediye başkanı doğal olarak kamuya karşı sorumlu. Hı hı. Belediyesinde bir e, soruşturma var. Bu soruşturma da böyle davulla zurnayla e ilan edilmiş bir soruşturma. E, şeyin e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, açıklamasını tweet olarak da atmıştı. Böyle hı hı. yazılı bir açıklama yapmıştı. Orada bir sürü harfin yan yana geldiği örgütleri sıralamıştı. Evet. Ve işte kaç kişi var, kaç kişi yok falan gibi e, bunlarla ilgili de bağlantı. Hatta doğrudan bu örgütlerin mensubu kişiler var anlamına gelen de bir açıklama yapmıştı. Şimdi ortada siyasi bir saldırı var. Bu çok açık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı engelleme çabaları var. Hizmetlerini engelleme çabaları var. Hizmetlerini engelleme çabaları işe yaramayınca bu sefer de siyasi saldırılar üzerinden giden, itibarsızlaştırmaya çalışılan, çalışan bir süreç var. Şimdi burada bizim arkadaşlarımız, Sayın Ekrem İmamoğlu bir yandan soğukkanlılıklarını koruyorlar. Bir yandan hizmet vermeye vatandaşa devam ediyorlar. Yani bu saldırılardan etkilenmeden vatandaşa hizmet vermeye devam ediyorlar. Bir yandan da yapmış oldukları, şu anda müfettişler var. Hı hı. Müfettişlerin yapmış oldukları araştırmalar konusunda müfettişlere yardımcı oluyorlar. Bu işleri yapsınlar, hı. bu araştırmaları yapsınlar. Bununla ilgili kimsenin tereddüt duyduğu bir şey yok. Ee, ama öbür taraftan da bu siyasi saldırıyı e, bizim karşılıksız bırakmamız mümkün değil. Çünkü İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı değilmiş de, bir siyasi partinin yetkilisiymiş, yani bakanlık yapmıyor, onun üzerine bir kamu sorumluluğu yokmuş gibi açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaların hiçbirini ispat zorunluluğunda değil, bir şey söylüyor, geçiyor. Nereden çıktı? Sayın Bakanım nereden biliyorsunuz bunları? Siz e, İçişleri Bakanı'sınız, bunları ortaya koymanız gerekmez mi? Hatta bakanlar sözleriyle değil de yaptıkları işlerle konuşulması gerekmez mi dediğinizde de ortada herhangi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Ne oldu şu 10 bin dolar alan siyasetçi? Bunu kendisi söyledi. Çıktı. Açık bir şekilde 10 bin dolar alan bir siyasetçi var dedi. Ben de bunu biliyorum dedi. Kulislerde isimler konuşuldu vesaire. Ben gereğini yapacağım dedi. Ne oldu? Şimdi sorumsuz bir İçişleri Bakanı olur mu? Sorumluluk sahibi, sorumluluk mevkiinde olan bir İçişleri Bakanı habire konuşuyor. Konuştuğu şeylerin arkasını getirmek, onları ispatlamak gibi bir derdi yok. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda siyasi olarak hedef noktasına oturttuğunu ifade eden sürekli açıklamalar yapıyor. Şimdi Büyükşehir Belediyesi bunlarla ilgili bir açıklama yapacak.